Bu videoda belirli integral soruları çözeceğiz. Ekranda eksi 2'den 3'e 2 çarpı fx dx'in integrali artı 3'ten 7'ye 3 fx dx'in integrali var. fx hakkında elimizdeki tek bilgi ise eksi 6 ile 7 arasında fx'e ait bir grafik. Grafiğe bakınca y eşittir fx ile x ekseni arasında kalan alanları da bildiğimizi görüyoruz. Haksızlık etmeyelim. Peki. Dikkat edin negatif alanlarda fonksiyonumuz x ekseninin altında. Sizce bize verilen bu bilgiler ışığında bu soruya cevap vermemiz mümkün mü? Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın olur mu? Peki, işe bu sabitleri integralin dışına çıkararak başlamak istiyorum. Sabitleri dışarı çıkarınca bu belirli integralleri grafikte verilen alanlarla ilişkilendirmek kolaylaşacak. Belirli ve belirsiz integrallerin ortak özelliklerinden biri bu sabit çarpanları dışarı çıkarabilecek olmamız öyle değil mi? Hemen bir not edeyim şuraya. k çarpı fx dx'in integrali k çarpı fx dx'in integrali ne eşittir? Evet bu özelliği hemen soruya uygulayalım. 2 çarpı eksi 2'den 3'e fx dx'in integrali artı 3 çarpı 3'ten 7'ye fx dx'in integralini elde ettik değil mi? Gayet iyi. Şimdi de bu integrallerin ne anlama geldiğine bakalım. Şununla başlayalım. Eksi 2'den 3'e fx dx. Bunun y eşittir fx ile x ekseni arasında kalan alanın x eşittir eksi 2 ile x eşittir 3 arasındaki kısmını anlattığını biliyoruz değil mi? x eşittir eksi 2 ve x eşittir 3. Bu aralıkta y eşittir fx ile x ekseni arasında kalan alan neymiş? 7. Evet burası 7 olacak. Şimdi bir de 3'ten 7'ye fx dx'in integralini bulmamız gerekiyor. 3 burada, 7 de burada. fx x ekseninin altında olduğu için bunun değerinin negatif olduğuna dikkat edin. Yani eksi 3. Peki 2 çarpı 7 yani 14 artı 3 çarpı eksi 3 yani eksi 9, 14 eksi 9, 5 eder. Harika. Hadi birkaç tane daha yapalım. Burada 0'dan 5'e fx dx'in integralini görüyorum. 0'dan 5'e fx dx buradaki alandır ve bu alanı 4 olarak vermişler. İkinci integral ise eksi 8'den eksi 4'e 2 çarpı fx dx'in integrali öyle değil mi? Az önce yaptığımız gibi 2 çarpanını dışarıya çıkarmak istiyorum. Eksi 8 ile eksi 4 arasında fx'in integrali 5'miş. O halde bu 4 eksi 2 çarpı 5, 4 eksi 10 yani eksi 6'ya eşit olacak. Güzel, hadi bir tane daha. Eksi 7'den eksi 5'e fx dx'in integrali Hemen grafiğe bakıyorum. Eksi 7 burada. Eksi 5 ise buralarda bir yerde olsun. Evet. Bize şu an taramakta olduğum alan lazım. Sonra da eksi 5'ten 0'a fx dx'in integrali. O da buradaki alan. Pembeyle tarıyorum. Bu soruyu farklı şekillerde düşünebilirsiniz. Örneğin bunun simetrik olduğunu ve eksi 5'in de tam ortada olduğunu varsayıp 8'i 2'ye bölebilirsiniz ya da daha genel olarak eksi 7'den eksi 5'e sonra da 0'a aynı fonksiyonun integralini aldığımızı fark edip bunu Eksi 7'den 0'a fx dx'in integrali olarak da düşünebilirsiniz. Eksi 7 ile 0 arasındaki alanı bulmak için de 8 ile eksi 1'i toplamamız gerekiyor. Ya da kısaca 8'den 1'i çıkarmamız lazım. Yani sonuç 7. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.